Seminin İngilizce kullanıyorsanız ya da İngilizce güzel kullanıyorsanız Duration fonksiyonu olarak da kullanabileceğiniz Süre fonksiyonunu bu videoda inceleyelim. Belirtilen bugünkü değeri belirli bir oranda artan yatırımın bir hedef değere erişmesi için gereken bileşik faiz dönemini hesaplar. Bu da bir dönem hesabı yapıyoruz yani bu bir faiz hesabı ya da iskonto hesabı değil. Yine elimizde Takas Vade Oran Getiri Sıklık ve elbette bunun yanında gün sayım yöntemi var. Gün sayım yöntemiyle ilgili uyarımı tekrar yapayım. Mutlaka bir yere yazmış olmanız lazım eğitim boyunca en azından aklınızda kalması için böyle bir yöntemi benimsemelisiniz. Ve hemen gelip sürenin altında eşittir süre fonksiyonunu açalım. Burada bize takas vade oran getiri sıklık soruluyor ve hepsini de biz buraya yazdık. Buradaki takası açıklamak gerekirse menkul kıymetin takas tarihi neydi bu? İhracın yapılmasının ardından menkul kıymetin alıcıya teslim edildiği tarih. O da bu tarih tabii ki. Vade menkul kıymetin itibarı ya da nominal değerinde faydalanabileceği bitiş tarihi. Yani vade sonu olarak da biz bunu düşünebiliriz kısacası. Noktalı virgül yıllık faiz oranımız var burada. Bunu aylığa dönüştürmüyoruz. Bunu böylece kullanmamız lazım. Noktalı virgül bize bir getiri tahmini soruyor. Aslında bir beklenti. Bu da yüzdelik bir değer olacak. Yüzde dokuzluk bir beklentimiz varmış. E sıklık, 1, ve sıklık. Bu da 1, iki ve 4'ü kullanıyorduk biliyorsunuz. 1 yıllıktı. iki, 6 aylık, 4 de 3 er aylık periyotlarla ödeme şekli. Biz bunu iki yi yine seçeceğiz. Yani altı 6'şer aylık bir ödeme periyodu seçiyoruz. Ardından parantezi kapatıp enter'a bastığımızda ortaya bir süre değeri çıkıyor. Bunu yıl olarak düşünebiliriz. Buradaki vadeyi mesela biraz uzatalım. 2018 değil de 2020 yapalım. Sonucun bu şekilde çıktığını görebilirsiniz.